Instagram'da birçok araç var ve hepsinin bagajının kapağı açık. İçinde de, o bagajların içinde de neler var neler. Şimdi az sonra başlayacağız tek tek tur atmaya burada. Burada bugün değişik bir etkinlik var. İmece usulü, birlikte yardımlaşmaya dayalı. Evimizde unuttuğumuz, bir kenara, bir köşeye attığımız, hiç aklımıza dahi gelmeyen, kullanmak aklımıza dahi gelmeyen eşyalar, eşya hepsi buraya getirildi ve araçların bagajına konuldu. Ve hemen yanımda da Nesteren Hanım var. Şimdi ondan da detaylı bilgi alacağız. Efendim burada birçok araç var, bagajları açık. Ne var ne yok içlerinde? Valla işlerinde, evlerinde, gelen arkadaşlarımızın evlerinde kullanmadığı evsel kullanıma yönelik ya da bireysel kullanıma yönelik her şey var. Yani ev tekstili var, halı kilim var, kişisel aksesuar var, giysi var, takı var, obje var. Şimdi yavaş yavaş o zaman buradaki tezgahtan başlayalım. Bir nevi bagajınız artık tezgahınız oldu, öyle değil mi? Evet. Peki ne getirdiniz evden? Babaanne eşyaları, giyinmeyen paltolar. Gösterelim mi onları yakından? Mesela şu takım benim dikkatimi çekti. Önceden modası olan şeyler artık yavaş yavaş yeniden moda oluyor. Mesela bu takımın fiyatı kaç lira? Bu takımın fiyatı 20 lira. 20 lira sadece. Etek, ceket 20 lira. Temiz, gayet kullanıma uygun, eski değil. Çok teşekkür ediyoruz size. Şimdi turumuza devam edeceğiz Nesra Hanım'la birlikte. Birazcık da aslında buranın bir amacı var. Değil mi? Hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz, hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Yaptığımız bagaj satışı bildiğimiz kadarıyla İstanbul'da ve zannediyorum ki Türkiye'de de tek. Hı. Aslında ikinci el kullanma kültürü Türkiye'de var. Fakat özellikle Batı Avrupa'da ve Amerika'da çok yaygın olan bagaj satışı Türkiye'de ilk kez gerçekleşiyor. Fark nedir? Nelere etki yapacak bu bagaj satışı? Bir, ikinci el pazarına yepyeni bir dinamik getirecek. Neden? Çünkü buradaki arkadaşlarımızın çoğu amatör arkadaşlarımız. Bir bakıma buraya bit pazarı diyebilir miyim? Kesinlikle zaten bit pazarı burası. Şimdi o zaman hemen yine fiyatları sormaya devam edelim. Bir yandan da buraya alışverişe gelebiliyorsunuz. Aracınız yok diyelim, yaya olarak buraya giriyorsunuz. Burada araçlar park halinde. Önümüz kış, artık kış geldi. Bir mont görüyorum. Kaç liradır bu? 30 lira. Sadece 30 lira. Orijinal Adidas monttur. Evet, devam ediyoruz. Şimdi başka neler var? Takılar görüyoruz. Takılar var, kıyafetler var, tablolar var, örtüler var, ayakkabılar var. Ortalama yine fiyat verelim. Burada en pahalı şey kaç lira? 30 lira, 35 lira. Ortalama 35 lira. Buradan dilediğinizi alabiliyorsunuz. Ben size şunu emanet edeyim. Tekrar devam edelim. Bakın, kasa kasa, bagajların içinden eşya çıktı. Hepsi buraya tek tek dizildi. Sizde daha çok süs eşyası ağırlıkta gördüğüm kadarıyla. Evet, evet, kendim de çok meraklı olduğum için. Anısı olan bir şey var mı sizin için? Hepsinin, hepsinin anısı var. Çünkü bunlar ikinci el, biliyorsunuz, hiçbir zaman çöp değildir. İkinci el nostaljidir, yaşanmışlıktır. Lütfen geri dönüşüme lütfen saygılı olalım ve burada zaten bayan ağırlıklıyız. Evet. Hepimiz birbirimize destek veriyoruz. Lütfen bütün bayanlara da haberleri olsun, bekliyoruz. Bu etkinlik erken saatlerde, saat 10'da başlıyordu aslında ama bizim için buraya Nesteren Hanım aracılığıyla erkenden gelip araçlarını park edenler var. Bakın burada da nostalji deyince, belki de eskilere dönmek deyince akla ilk gelen şeylerden biri var. Plak. Plakları dizmişsiniz siz efendim. Hoş geldiniz. Neler var acaba? Meraklısı çoktur. Evet, meraklısı çoktur. Meraklılara göre 45'liklerimiz var. İlgilenenlere klasik müzik plaklarımız var gayet güzel bir şekilde. Kutularımız var, eski nargileler var, çocuk kıyafetleri var. Çok teşekkür ediyoruz hepinize ayrı ayrı. Nesteren Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinlik bu akşam saat 18'e kadar sürecek. İstanbul Dolapdere'de diyelim ve sizin de yolunuz düşerse mutlaka uğrayın diyelim ve sözü size bırakalım İbrahim Selçuk.